İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV'de Zeynep Gürcanlı, Yıldız Yazıcıoğlu ve Nergis Demirkaya'nın sorularını yanıtladı. Canlı yayında çok çarpıcı Millet İttifakı açıklaması yapan Akşener, Millet İttifakı'nın seçmenin talebiyle kurulduğunu söyledi akşener kendilerini sayın Erdoğan'a beğendirmenin yolu olarak başkasına sövmeyi görüyor. Hele sayın Bahçeli ile sayın Erdoğan'ın birbirine söyledikleri kavgada söylenmez. İş çirkinleşti, derinleşti. Sonra bir gün bir şey değişti. Her şey değişti ve bu iki insan yan yana geldi e tırnak oldular. Eylemler üzerinden, söylemler üzerinden eleştirmenin ötesinde bazen çarparım ama ailesini, karakterini, şu sunu bu sunu karıştırmamışımdır. Öyle et tırnak işinden öyle bir hale büründü ki Sayın Kılıçdaroğlu linçe uğradı. Yumruk atan adamı neredeyse türbe haline getirdiler. Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Sayın Erdoğan tarafından ana muhalefet partisi genel başkanı geçmiş olsun diye aranmadı dedi. Ben bu ülkede 80 öncesini görmüş bir insanım. Bu derece namertlik hiç yoktu diyen Akşener, gazetecilerin ve siyasilerin uğradığı saldırılar üzerinden de önemli mesajlar verdi. Akşener, tehdit eden mafya mensubunu koruyan bir siyasetçi olmamıştır. Bu tarih iktir. Benim evimin basılmasını saymıyorum bile. Benim danışmanım Murat İde saldırıya uğradı. Yeni Çağ yazarı. Yavuz Selim Demirha saldırıya uğradı. Sabahattin Önkibar saldırıya uğradı. Yurda Gül Şimşek'in evi basıldı. Murat Ağır El Barışlar hapse konuldu. En son benim de çok eski tanıdığım Selçuk Özdağ öldüresiye bir sopa yedi. Ahmet Takan Bey, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu da saldırıya uğradı. Şimdi bunların da ortak özelliği pusu olması. Ben bu ülkede 80 öncesini görmüş bir insanım. Bu derece namertlik hiç yoktu. Balık baştan kokar. Bizler farklı yollardan iyi şeyler yapacağımızı söylüyoruz. Projeler üzerinden, söylemler üzerinden seçmeni ikna etmek tavrına gelmediğimiz sürece bu çirkinlikler, bu pislikler, bu alçaklıklar devam edecek. Bunlar bir bumerang'dır. Sayın Erdoğan'ın yanında bugünkülerin hiçbiri yoktu. Rıza Akçalı Bey vardı. Nevzat Ercan vardı. Biz o zaman DYP milletvekiliydik. Ağır bir beyanatta bulunduk. 7'şer bin lira tazminat ödedik. Bu yanlış dediğimiz için ama bizi döven olmadı. Mahkemeye verildik ve tazminat ödedik. Bugün siyasetçiler ve gazeteciler dövülüyorsa, ana muhalefet partisi lideri linç ediliyorsa kimse yanında olmaz. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. 17-25 Aralık üzerinden konuşan herkesi bu bekliyor dedi.